Merhaba arkadaşlar. Bugün size kameralara yakalanmış, kendi kendine hareket eden 5 oyuncak göstereceğim. Sonra bunların üzerine biraz konuşacağız ve videonun sonunda bir anket hazırladım. Hazırsanız izlemeye başlayalım. Funny enough, not a laptop. Okay. This is my Hawaii baby. I got her from some old lady after we explored this cave, and it was a nice little gift. But anyway, so to punch somebody with a fist, you don't have your thumb underneath. You actually need on top here, just align your finger. And let's not try anymore, because you break. So stay there. Alright, so yes, punching, and then you punch with these two knuckles right here, and you have to keep your wrist kind of straight, otherwise you know you're gonna hurt yourself while you defend yourself, and that's not good. Viu, mano? Ah, mas vai se falar. Caralho. Dori, a boneca tá se mexendo. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. İlk önce neden bu tip şeyler hep yabancılarda oluyor? Perili köşk onlarda, hayaletli ev onlarda, vampirler onlarda. Yani hani tabii bu biraz inanç ve aynı zamanda kültür meselesi. Biz Türk kültüründe böyle şeylere inanmayız. Çok korktun mu iki dua edersin olur biter, ama yabancılarda öyle değil. Onlarda Cadılar Bayramı bile var. Mesela bu konuda tarihten güzel bir örnek verelim. Belki aranızda bilenler vardır. Kont Drakula'yı Fatih Sultan Mehmet idam ettiriyor. Bölge halkını vampir olduğunu iddia ederek korkutup onlara zulmeden biri var o dönemlerde. İşte adı Drakula. Ve kimse adama korkudan ses bile çıkaramıyor. Bizim Yeniçeriler Fatih Sultan Mehmet'in emriyle gidip adamın kellesini alıp İstanbul'a getiriyorlar. Yani gerçekten şanslıyız.
bu tarz şeylere pek fazla inanmadığımız için ama yabancılar da çok inanıyorlar. Şimdi yan taraftan bir anket çıkacak. Sizce bu tarz şeyler, kendi kendine hareket eden oyuncaklar filan gerçek olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada siz o anketi işaretlerken ben de videomu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.